Her olan anamızı, çocukları, bir gecede haydamadonlarına soktular. Dünyada görülmemiş bir soykırım, görülmemiş soykırım, yüzünün soykırımını yaptılar. Ey insanlar, biz de insanız. Bizim rengimiz de var. Biz de yaşamak istiyoruz. Sadece çalışmayı seviyoruz. Sadece ümidine çocukları büyütmek istiyoruz. Ama ona da imkan vermediler. 1945, 1. Ocak'tan 1958. yaşayan bu bölgelerden konuştuk. Herhangi bir evden ikinci bir eve göç yasaklıydı. Sıkı rejim yaptılar. 7 aylar oldu ki bir erkek çocuğunu saklamak için 3 tane kız çocuğunu fida ettiler. Onların yine bir erkek çocuklara dediler ki hiç olmazsa neslimiz kurtarır. Onu da yaşadık. O da yetmez kardeşlerim. 1989 bizleri yine bir acı günler bekliyordu ki kimsenin de bundan haberi yok idi. Elimizdeki belge burada. 1989. yılda bize yapılan vahşet insan dışındaki bir vahşet idi. Bu vahşet bizi Çernobil'e boşanmış bölgelerine götürdü. Belge burada. Kendi Rus tarafından verilen belge. Ama insanlarımız da oradan hastalanıp Krasnodar bölgesine çekilmeye başladılar. Onlar orada izin vermediler yaşamaya. İzin vermediler. Dediler ki siz burada yaşayamazsınız. Biz size gösterdiğim yerinizde yaşayacaksınız. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı soykırımdır demektir. Bunun adı asimilasyonu demektir. Bunun adı yok olmak demektir. Onu da yaşamayın. Çernobil yerlerinden hastalanıp bu bölgeyle her bölge yerine der ki bu bölge elinde olan her biri kimse arkadaşlar buradadır. Ver Ali Kasım. Bu bölgeye verilen insan Rusya İstanbul bölgesinde parasız şeyleri yaptırabilir ve Rus hükümetten verilen arzak alabilir diye bir bölge verilmiş. Kederimiz yok. 89. yılda biz geri doğmuşuz. O da yetmedi. Krasnodar'da 13 yıl sıkı rejim. Kapıya çıkma yasağı. Bakın biz insanız. İnsanız. Nerede insan hakları? 57 yıl oldu insan hakları kuruldu ona. Bir defa atılsa Türk'ün ağzınıza alın. Ağzınıza alın aksaklıklarını. Çünkü biz milattan önce o bölgede yaşıyorduk. Türk'ümüzü binlerce yıl yaşamıyoruz. Ağzınıza alın biz de bir defa. Ama ağzlarına almadılar. Peşinden Rusya mahkemesine başvurduk. Rusya mahkemesine başvurduk ki bize yapılan bu 44, 84, 2005 yetmedi Kırgızistan'da 10. Nisan'da. Bunlara son çare bulunduk. Bizi 7 dereye gönderdiler su getirmeye. Her gün o 7 derenin içinde geziyoruz. Kendi yazılarını. Ondan baktık Avrupa insan haklarına gittik. Ayın 10'unda, Mayıs ayın 10'unda Avrupa'da Strasbourg'da mahkememiz oldu. Verilen belge bu. Bize tek şey söylediler. Herhangi bir insanlık suçu tespit edilmemiştir diye mektup gönderdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O yoksa ki bir tane Ermeni'nin burnu kanatsa dünyaya bakıyor. Fransız televizyonunda çıkmış 75 yaştaki Ermeni beyefendi kendini anlatıyor. 1915. yılda bizim elimizi kestiler, gözümüzü çarptılar. Osmanlı Türkleri diye. Delil var mı? İspat var mı? Yok. Ama bütün kanallarını çekmiş ve bütün dünyaya bunu yayıyorlar ve onlar haklı oluyorlar haksız yerde. Biz gene de hak kazanan yerine haksızla düşüyoruz. İşte bu. Ve 1992 Yüce Devletimizin meclisi bize yol açtı. Gecelerine davullar çaldık. Ellerde şenlikler yaptık. Ağladık, sızladık. Dedik Türkiye bize yol açtı. Türkiye'ye gideceğiz canımıza, vatanımıza. 147 ayda yıldıra getirdik. Ama insanlar bilmiyor mu yatsınlar? Bilmiyorlar. Buraya gelip çocuğunu büyütsünler. Okutsunlar mı? Çalışsınlar mı?
ülkeye müteşekkiriz. Sayın Başbakanımızı çok seviyoruz. Bugün Kıdır Ellezi gibi her yere yaşıyor Sayın Başbakanımız. Bir hafta önce kendilerine görüştük. Başta Federasyon Sekreterine bütün derneğe buradaydı. Derdimizi gene söyledi. Gene ağladı. Dedi ki biz çok bir şey istemiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Rahat bir şekilde çalışmak istiyoruz. Evimize gelip çocuğumuzun yüzüne bakmak istiyoruz. Utanıyoruz. Gece gündüz parklarda yatıyoruz. Utanıyoruz. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Her gün her gün içlere, habitlere Allah rahmet eylesin insanlar getiriyor. Her gün ölüm yaşımız 55'e düştü. Sıkıntıyla, stresle. Sayın Başbakanımızdan rica etti. Siz her yere ulaşabiliyorsunuz. Kıdır Ellezi gibi Samanlı'ya ulaştınız. Kıdır Ellezi gibi Filistin'e ulaştınız. Kıdır Ellezi gibi Libya'ya ulaşıyorsunuz. Biz de şurada çok değiliz ya. Bize derdisi uzadı. Biz de bir insanız. Suçumuz Türk olmaktır. Başka suçumuz yoktur. Biz Amerika sağlık çıktı. Ne yapacağım ben Amerika'da? Ben de kendimi seviyorum. Buraya can canımı kurban etmem. Hazırım. Bugün çocuklarımız gözlerini yummasın askere gidiyor. Hem de diyorlar ki gerekirse diyor bizi de al. Ama biz şu vatanda sadece hizmet etmek istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Devletimize katkıda bulunmak istiyoruz. Yiyici olmak istemiyoruz. Yaratıcı olmak istiyoruz. Buradan da sizin adınızdan başbakanına yönetimine rica ediyorum. Çalışmayan insanlarımıza çalışma izni verin. Çıkıyor olmayan insanlara çıkıyor verin. Emekli olan insanlara emekli haklarını tanıyın. Bu çok bir şey değil. Bu insanların gözyaşları bitsin diyoruz. İnsan hakları yerine gelsin diyoruz. Bugün sesinizi duyurmak için buraya gelenler arkadaşlarım. Allah sizden razı olsun. Birinci günümüz devam edeceğiz. Her hafta biz Ankara'dayız. Bu biterken biz Ankara'dayız. Gerekiyorsa orada ölürüz ama sizi bir daha incitmeye izin vermeyiz. Çünkü siz 68 yıldır bu gözyaşı içinde yaşıyorsunuz. Yeter artık. İnsanca yaşama kim olsa olsun. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye'de bugün Ermenisi'ne de Yahudisine de, Kürtüne de, Lazına da, Türkine de, Özbekine de, Kırgızına da büyük imkanlar yaratılmış. Yaşıyorlar. Ne güzel bir mutlu dünya bu Türkiye. Bütün dünya bundan örnek alsın. Ama biz de vatanımıza geldik. Dünan Hamas lideri Filistin topraklarını öpüyordu. Biz Türkiye'nin de toprakları öpmek yok, yalıyorduk. Her yeri yalmaya hazırız. Çünkü biz seviyoruz efendimizi. Bizi de o sevgili yarısı kadar biz de seviyoruz. Var mıyız bu bunlara? Var mıyız bu bunlara? El arası kutu. Bağırıyorsun falan çok. Falan çok.